Değerli mensupları, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor. Bugün milletçe hep birlikte kutladığımız Öğretmenler Günü'nün tüm öğretmenlerimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle ülkemizdeki tüm öğretmenlerimize yürekten şükran ve minnet duygularımı burada Trabzon'da özellikle ifade ediyorum. Başta görev başındayken şehit olmuş öğretmenlerimiz, afetlerde, kazalarda kaybettiğimiz öğretmenlerimiz olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Uzun yıllar boyunca öğrencilerini çok büyük bir hassasiyetle, büyük bir fedakarlıkla yetiştirmiş, bugün artık emekli olmuş öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Ayrıca onlara yaşamlarında ailece mutluluklar diliyorum. Kendilerine şahsım, milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Değerli öğretmenlerimiz, sevgili Trabzonlular, her yıl 24 Kasım'da Ankara'da Başbakanlık Çalışma Ofisimizde öğretmenlerimizi kabul ediyor. Hem Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, hem de kendileriyle istişarelerde bulunuyorduk. Bu yıl 24 Kasım'da Trabzon'da olduğumuz için öğretmenlerimiz de Ankara'daki geleneksel buluşmayı bir gün erteledik. Yarın kendileriyle bir arada olacağız. İnşallah istişarelerimizi orada devam ettireceğiz. Ancak hem Trabzon'daki öğretmenlerimizle buluşmak, hem Trabzonlu öğretmenlerimizin şahsında bu önemli günü kutlamak için programımızda bir değişiklik yapmış olduk. Bu vesileyle Trabzon'daki tüm öğretmenlerimizin de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum. Bir Rizeli olarak Karadeniz bölgesinde öğretmenliğin ne kadar meşakkatli bir vazife olduğunu gayet iyi biliyorum. Öğretmenlik elbette zor bir meslek. Sabır isteyen, tahammül isteyen, en önemlisi de aşk ve sevda isteyen bir meslek. Ancak bu sabrın, bu tahammülün, bu aşk ve sevdanın ülkemizin belli bazı bölgelerinde çok daha yüksek derecede olması gerekiyor. Doğu ve Güneydoğu'da vazife yapan öğretmenlerimiz, Karadeniz'de özellikle öğretmenlik yapan kardeşlerimiz bugün zorluklara göğüs geriyor, vazifelerini gerçekten çok iyi şekilde yapıyorlar. Sarp dağların arasında köyler, belde ve ilçelerde hizmet götürmenin, oralarda hizmet vermenin öğretmenlerimiz açısından ne denli meşakkatli olduğunun farkındayım. Bilirim onların çektiği çileleri, ortaya koydukları gayreti bilirim. Burada şunu tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Karadeniz bölgesi okumaya, eğitime en fazla önem veren bölgelerimiz arasında yer alıyor. Karadeniz bölgesinde 10 yıllar boyunca eğitim altyapısı çok zayıf olmasına rağmen çocuklarımız her zorluğa katlanarak ilkokulu, ortaokulu, liseyi bitirdiler ve gerek Trabzon'da gerek Türkiye'nin diğer illerinde üniversite okudular. Karadeniz'in bu başarısında Karadeniz'de vazife yapan öğretmenlerimizin çok ama çok büyük katkısı bulunuyor. Öğretmenlerimiz çocuklara eğitim verdikleri kadar onları motive ettiler. Onları yüreklendirdiler. Meşakkatlere tahammül noktasında çocuklarımıza öncelikle kendileri örnek teşkil ettiler. Düşünün ki
Tonya'nın, Maçka'nın, Çaykara'nın köylerinde çocuklar belki köyün dışında, belki ilçenin dışında uzaklardan gelmiş, uzaklardan buranın bu havasını teneffüs eden öğretmenleri gördüler. İlk kez gördüler. Çoğu öğrenci dünyanın zannettiklerinden daha büyük olduğunu öğretmenleri sayesinde anladılar. Birçok öğrenci öğretmenleri sayesinde ülkeye, millete hizmet etmeyi, fedakarlığı, sabrı, tahammülü öğrendiler. Büyüyünce öğretmen olmak istediler. Karadenizli birçok çocuk öğretmenlerinin izinden yürüyerek, öğretmenlerinin açtığı yoldan ilerleyerek Türkiye'nin ekonomisine, siyasetine, idaresine, sanatına, sosyal hayatına katkı sağlar hale geldiler. Düşünebiliyor musunuz? Doğu Karadeniz'de artık Anadolu liseleri, fen liseleri oluşmaya başladı. Ve tabii ki buralarda ülkemizin birçok yerinden gelmiş öğrenciler var. Artık buralarda yavrularımız birbirleriyle kaynaşıyorlar. Artık yerli yabancı diye bir şey yok. Artık Türkiye'nin, bu milletin evlatları hepsi burada. Karadeniz'de öğretmen sadece öğreten değildir. Karadeniz'de öğretmen öğrettikleri kadar örnek alınacak, izinden gidilecek, tuttuğu ışıkta yürünecek bir rol modeldir. Elbette Türkiye'nin 81 vilayetinde, 7 coğrafi bölgesinde görev yapan öğretmenlere karşı ayrımsız minnettarlık içindeyiz. Ancak Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da diğer bölgelerimizin o zor coğrafyalarında öğretmenlik yapanları doğrusu ayrıca tebrik ediyorum. Onlara ayrıca şükranlarımızı ifade ediyorum. Değerli öğretmenlerimiz, şunu çok iyi biliyoruz ki öğretmenlik sadece para, sadece maaş karşılığında yapılabilecek bir vazife asla değildir. Nice işler vardır. Kişi maaşını alır, ücretini alır, onun karşılığını yapar ve sorumluluktan da kurtulur. Ama öğretmen sınırları son derece geniş bir yetkiye, ağırlığı çok fazla bir mesuliyete sahiptir. Öğretmen adeta ailenin bir ferdidir. Anne ve babalar nasıl ki ebeveyn vazifelerini karşılık beklemeden yapıyorlarsa, öğretmenler de hep böyle bir şuurla vazifelerini yapmışlardır. Toplumda ve her birimizin hayatında bu kadar müstesna yere sahip olan öğretmenlerimize haklarını teslim etmek her iktidar için, her siyasetçi ve idareci için en öncelikli vazifedir. Öğretmen istemeden, öğretmen ihtiyacını dile getirmeden, onun ihtiyaçlarını, istek ve taleplerini hissetmek, anlamak, onları yerine getirmek her yönetici için bir ideal olmak zorundadır. Hiç kuşkusuz henüz ideali yakalamış durumda değiliz. Böyle bir iddiamız yok. Ama çok önemli mesafe kat ettiğimizi burada özellikle vurgulamak durumundayım. Türkiye büyüdükçe, Türkiye'nin şartları ve imkanları çoğaldıkça bunu en önce öğretmenlerimize, en önce eğitime yansıtmak 11 yıl boyunca bizim gayemiz olmuştur. Eğitim partimizin de hükümetimizin de politikaları arasında istisnasız her dönemde ilk sırada yer almıştır. Bakınız, ben şu rakama özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. 2002'de bütçeden eğitime ayrılan pay 7,5 milyar lira iken, bunu biz 2013 yılında 47,5 milyara yükselttik. 7,5, 47,5. Nereden nereye? Yani eğitime ayrılan bütçeyi 11 yılda %537 artırdık. Osmanlı döneminden kalanlar artı Cumhuriyet döneminde yapılanlarla
11 yıl önce Türkiye'deki derslik sayısı, küsuratları söylemiyorum, 347 bindi. Yani 79 yıl ve Osmanlı dönemi dahil 347 bin. Son 11 yılda biz buna ne kadar derslik ekledik biliyor musunuz? 205 bin. 11 yıl önce var olan toplam derslik sayısının yarısından fazlası kadarını biz 11 yıl içinde açtık ve eğitime teslim ettik. Eğitimin altyapısını bu kadar büyütürken elbette eğitimin vazgeçilmez unsuru öğretmenlerimizi ihmal etmedik. 11 yılda yine Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kaydettik. Ve 11 yılda biz 400 bin öğretmen aldık eğitim camiamıza. 400 bin. Bu ne demektir? Yılda 10 bin, yılda 40 bin öğretmen eğitim camiamıza ilave ettik. Şimdi Şubat ayında yeni bir atama yapacak. Buna 10 bin öğretmen daha ekleyeceğiz. Ağustos'ta öyle zannediyorum ki 40 bin öğretmen daha ilave edeceğiz. Çok eksiğimiz var. Çok öğretmen ihtiyacımız var. Bunun farkındayız. Bazıları diyor ki o zaman hepsini birden alın. Bütçe var. Ne yapacağız bütçeyi? Şu anda bizim 126 bin öğretmen açığımız var. Biz 126 bin öğretmenimizi aldığımız anda o zaman biz öğretmenimize vermemiz gereken zammı veremeyiz. O zaman oradan kısacağız. Çok düşük ücretlerle öğretmen çalıştıracağız. O da öğretmenlerimize haksızlık değil mi? Bu defa bu konuşulmaya başlanacak. Verin kardeşim. Ama olmayan verilmez ki. Var olan verilir. İşte bizden önce hem öğretmen açığı vardı hem de öğretmenlerimiz şimdi vereceğim çok çok düşük rakamlarla maalesef çalıştırılıyordu. Bütçemiz izin verdikçe, imkanlarımız arttıkça, şartları da zorlayarak inşallah açığı kapatmaya devam edeceğiz. 400 bin öğretmenin atamasını yaparken bakın ücretleri de ciddi miktarda artırdık. Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı 2002 yılında neydi biliyor musunuz? Burada şimdi öğretmenlerimiz var. 470 lira. 470 lira. Temmuz 2013 itibariyle %303 artışla 1894 liraya yükseldi. Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı. 2002 yılında aynı öğretmenin haftada 15 saatten ayda aldığı toplam ek ders ücreti 165 lirayken biz Temmuz 2013 itibariyle %229 artışla bunu nereye yükselttik? 543 liraya yükselttik. Göreve yeni başlayan bir öğretmenin 2002 yılında ek ders ücretiyle birlikte toplam maaşı 635 liraydı. 2002. Temmuz 2013 itibariyle bu rakam 2437 lira oldu. Bu arada hazırlık ödeneğini de artırdık. 2002-2003 eğitim öğretim yılında bir öğretmenin eğitim öğretim hazırlık ödeneği 175 liraydı. 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise %323 artışla bunu da 740 liraya yükselttik. Öğretmenlerimizi dünyanın en iyi, en donanımlı, en huzurlu öğretmenleri yapmak için ne gerekiyorsa bunu yapmaya devam edeceğiz. Büyük Türkiye vizyonuna yakışır biçimde. İnşallah Büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi de korumayı, gözetmeyi bir görev telakki ediyoruz. Burada şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye büyüdükçe, ekonomi büyüdükçe, nüfus arttıkça kaçınılmaz olarak eğitim sisteminin de kendisini yenilemesi gerekiyor. Bir yandan geçmişten bugüne ulaşan sorunlar var. Diğer yandan büyüyen Türkiye'nin, değişen bir Türkiye'nin ihtiyaçları var. Biz hem geçmişin sorunlarını çözmek
yeni şartlara uyum sağlar hale getirmekte mükellefiz. Eğitimde reform süreçlerinin kolay olmadığı hepinizin malumudur. Bakınız, şu anda ülkemizin genelinde derslikleri artırırken bir tarafta ne yaptık? 76 tane üniversite varken üniversitelerimizin sayısını da 175'e çıkardık. Devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere. Bunu niye istedik? 81 vilayette bu üniversiteler olsun niye istedik? Çünkü Anadolu'nun imkanı olmayan o yavruları değişik illere gidemeyip okuyamadılar. Eğitimi onların ayağına getirelim dedik. Öğrenimi onların ayağına getirelim dedik. Ki kendi ilindeki üniversitenin belki fakültelerini, belki enstitülerini tercih etmek suretiyle buradaki farklı masraflardan kurtulmuş olmak suretiyle okuma yüzdesini, oranını Türkiye'de artıralım istedik. Bununla da kalmadık. Aynı zamanda bu farklı illerden o illere gelen öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşmasına vesile oldu. Bu bizim milli birliğimize katkı sağlayan bir adım oldu. Millet anlayışının oluşmasına vesile oldu. Bakınız, dikkatinizi çekiyorum. En gelişmiş, en kalkınmış ülkelerde dahi eğitime ve sosyal güvenliğe dair ciddi sorunlar bulunuyor. Çoğu ülkede yöneticiler eğitim ve sosyal güvenlik konusunda reform yapamıyor. Reform yapacak cesareti bulamıyorlar. Toplumla doğrudan ilgili bu alanlarda reform yapmak cesaret istiyor, kararlılık istiyor. Biz sağlık ve sosyal güvenlikte dünyanın takdirini toplayan, hatta gelişmiş ülkelerin hayranlıkla izlediği reformlar yaptık. Benzeri reformları inşallah 11 yıl boyunca eğitimde de yaptık. İşte şimdi önümüzde biliyorsunuz bir Fatih projesi var. Bu Fatih projesiyle artık öğretmenlerimizin de işlerini daha da kolaylaştıracağız ve öğrencilerimizin de artık kitap yerine ellerinde biliyorsunuz bilgisayar tabletleriyle derslerine gitmelerini, okullarına gitmelerini sağlayacak ve akıllı tahtayla artık kara tahtayı bir kenara koyup buluşmalarını sağlayacağız. Şu anda ilk ihalelerimizi yapmıştık, ikinci ihaleyi yaptık. Ağırlıklı ihaleyi de şimdi yakında yapıyoruz ve 10 milyon civarında, evet, tablet bilgisayarı alarak bütün okullarımızın akıllı tahtalarını yerleştirmek suretiyle şöyle önümüzdeki 3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde bu işi inşallah bitirmiş olacağız. Eğitimde fırsat eşitliği üzerinde en ciddi ve en hassas şekilde durduğumuz konular arasında yer alıyor. Erkek okuduğu kadar kız da okusun istiyoruz. Kızlarımızın eğitim öğretimden mahrum edildiği bir Türkiye'yi istemedik, istemiyoruz ve onu da şu anda büyük ölçüde başarmış durumdayız. Zengin kadar fakir de en kaliteli eğitim imkanına kavuşsun istiyoruz. Batıdaki okuduğu kadar kuzeydeki, doğudaki okusun istiyoruz. Büyük şehirdeki imkanların en ücra köylere kadar ulaşmasını istiyoruz. İşte onun için 16 tane büyük şehrimiz varken bakın şimdi sayı 30 büyük şehire ulaşıyor. Bu ne demektir? 30 büyük şehirde artık eğitim öğretim çok daha farklı hale geliyor. Buradan esinlenerek civarlarındaki 51 il, onlar da bundan bir etkileşim içerisine girecektir. Eğitim imkanlarından eğitimin içeriğine kadar her alanda eşitliğin, özgürlüğün ve demokrasinin eğitime hakim olması en büyük arzumuz. 11 yıl boyunca eğitimin kalitesini artırmak, eğitimi yaygınlaştırmak, fırsat eşitliğini sağlamak için kararlı bir mücadele veriyoruz. Bu noktada gerçekten çok çok önemli adımlar attık. Reformlar yaptık ve sonuçlarını da aldık, almaya devam ediyoruz. Ancak bu alanda daha fazlasının yapılmasının
gerekliliğini de biliyoruz. Büyük Türkiye'yi biz böyle bir eğitim sistemiyle inşa edemeyiz. 2023 hedeflerine mevcut sistemin aksaklıklarını muhafaza ederek ulaşamayız. Çocukların anaokulundan başlayarak adeta bir yarış atına dönüştürüldüğü üniversite bitinceye kadar, değerli kardeşlerim, sevgili hocalarım, üniversite bitinceye kadar hayattan koptukları bir sistem sağlıklı bir sistem değildir. Çocuklarımız oyun oynayamıyor, sohbet edemiyor, spor yapamıyor, sanata vakit ayıramıyor. Hafta içi 5 gün git gel okul, hafta sonu 2 gün git gel dershane. Bana Anadolu'da anneler şunu söylüyor. Okullar varsa dershane niye var? Dershaneler varsa okullar niye var? Bana anneler şunu söylüyor. Babalar şunu söylüyor. Ben diyor ahırımda davarımı sattım, dershane ücreti ödedim. Bir tarafta da bana diyor ki ben aldığım maaş ortada. Kimisi asgari ücret. Kimisi 1000 lira, 1250 lira. Aldığım paradan en düşük dershane ücreti biliyorsunuz yılda yaklaşık 2000 lira. Bu civarda. Ayda ortalama 250 lira. Ben her ay 250 lirayı diyor buna ödüyorum. Evimin kirası neyle geçineceğim diyor. Ama vermek zorundayım diyor. Böyle bir durumda karşı karşıyayım diyor. Biz zannediyoruz ki maalesef her taraf rahat. Çok kolay. Herkes rahat rahat bu parayı veriyor. Böyle bir şey yok. Ve şu anda 22 bin liraya kadar yıllık bu çıkıyor. Kimlerden çıkıyor biliyor musunuz? Şimdi az önce Fen Lisesi öğrencilerini burada dinledik. İnanın soralım, bu yavrularımızın birçoğu dershaneye gidiyordur. Okudukları yer neresi? Fen Lisesi. Bizim yaptığımız araştırmalarda Fen Lisesi ve sosyal bilimlerden %95'i dershaneye gidiyor. Fen Lisesi bu ya. Sosyal Bilimler Lisesi. Bu benim oradaki hocalarıma saygısızlık değil mi? 800 bini aşkın öğretmenlerimiz yok farz ediliyor. Ta ilkokuldan, ortaokul, lisede bu yavrularımızı hazırlayan, yetiştiren öğretmenlerimize bana göre saygısızlık yapılıyor. Adeta sanki bu öğretmenlerimizin bu yavrular üzerinde hiç emeği yok. Dershaneye git, üniversite imtihanlarında neticeyi al. Ondan sonra da sırtına bir tane şöyle tişört giydir. Bak, bizim dershanenin başarılı öğrencisi. Senin dershanenin başarılı öğrencisi değil, okulunun başarılı öğrencisi. Bunu görmemiz lazım. Yani demek ki bu devletin okulları bu yavrularımıza hiçbir şey verememiş. Orada 6 ay, 9 ay kursa gitmiş. Ya öğrendiği sadece test tekniğini öğreniyor. Yoksa 11 yılın veya 12 yıl şimdi zorunlu eğitim. Bir de bunun okul öncesi var. 13 yılın özetini hemen orada 9 ayda mı veriyor? Böyle bir şey yok. Birbirimizi lütfen aldatmayalım diyorum. Birbirimizi kandırmayalım. Ve biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer eğitim öğretimde bir katkınız olsun istiyorsanız ey dershane sahipleri, bir araya mı gelirsiniz? Kendiniz mi? Size teşvik verelim. Gidin, o size teşvik verdiğimiz yerlerde okullarınızı kurun. Sizlere ucuz kredi verelim. Sizlere vergide belli oranda muafiyet getirelim. Enerji harcamalarında muafiyet getirelim. Gidin oralarda çocuklarımızı, yavrularımızı alın. Ve size sınıflarda öğrenci garantisi verin. Limitimiz bizim 30 öğrenci. Kaç öğrenci buldun? 15. Ne kadar açığın var? 15. O açığı 15 öğrencinin bedelini de biz size, maliyet bize neyse biz o maliyet üzerinden biz ödeyelim.
Hiç olmazsa biz şunu da söyleriz devlet olarak. Ya fakir fukaranın çocuğunu da biz böyle bir özel okula gönderdik. Hadi gelin samimiyseniz bunu yapalım. Daha ne diyeceğiz ya? Daha ne yapacağız? Efendim benim elimde birikmiş öğretmenler var. Bugün bir gazetede onu okudum. 40 yaşın üstündekiler ne yapacak diyor. Biz 40 yaşın üstündekini de alacağız. Hiç bize bahane uydurmayın. 40 yaşın üstündekini de alacağız. Mülakatla alacağız, devletin okullarına koyacağız. Mesele bu ülkede bir fitne, bir nifak oluşmasın. Birbirimize farklı nazarlarla bakmayalım. Ve şu yavrularımızı rahat rahat, ben çamurun içinde büyüdüm. Toprakla ben oynaştım, kokuştum. Ama istiyorum ki bizim çocuklarımız da hafta sonlarında spordu, sanattı, ne bileyim, sokaklarında, bahçelerinde, yeşilde yuvarlansın, koşsun, bir şöyle çocukluğunu yaşasın ya. Çocuklar çocukluğunu yaşamıyor. Bunları kurtarmamız lazım. Bunları benim öğretmenlerim, sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bir çocuğun psikolojik yapısını, pedagojik yapısını sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bunların üzerinde durmak bizim görevimizdir diye düşünüyorum. Çocukluğunu, gençliğini sağlıklı yaşayamayan bir toplum, huzurlu bir toplum olamaz. Bizim artık bunu aşmamız gerekiyor. Bu sorunu geride bırakmamız gerekiyor. Onun için şunu unutmayalım. Eğitim bir süreçtir. Eğitimle ilgili her reform da süreç içinde gerçekleşir. Bıçakla keser gibi ben yaptım oldu mantığıyla gerçekleşen reform eğitime fayda değil, zarar getirir. Biz dönüşümler yapıyoruz. Bakın sağlıkta dönüşüm yaptık. Önce engellemek istediler. Dedik ki bakın bizi engellemeye çalışmayın. Biz bunun üstünde çok kafa yorduk. Artık SSK, emekli, PTT hastanesi, yok şu hastane, yok bu hastane olmayacak bu ülkede. Artık tek hastane olacak. Bu ülkede SSK'lısı da, emeklisi de, Bağkurlusu da hepsi istediği hastaneye rahatlıkla gidecek. Kardeşim senin özel sektör olarak hastanen mi var? Eğer bizimle devletle anlaşıyorsan biz senden de hizmet alırız. Önce hayır diyorlardı. Şimdi hastane kurma yarışı başladı. Şimdi onların ciddi bir kısmından biz hizmet alıyoruz. Benim çiftçi kardeşim şimdi gidip o hastanelerde muayene olabiliyor. Daha önce özel bir hastanenin kapısını soruyorum Allah aşkına, köylü Ahmet gidip çalabilir miydi? Çiftçi kardeşim gidip çalabilir miydi? Ama şimdi rahat rahat gidip çalabiliyor. O kapıları açabiliyor. Hastane ziyaretlerinde bunu yaşıyorum. Ha bazı aksaklıklar yok mudur? Yine vardır. Aksaklıkların bittiği bir dünya yok zaten. Bakın şu anda koskoca Amerika sağlık reformunu halledemiyor. Bana Amerika'da Amerikalılar şunu söylüyor. Siz bunu nasıl yaptınız? Bu dedik bir medeniyet meselesidir. Ama şimdi bunu da farklı yere çekmeyin ha. Bunu söylerken şunu söyledim. Bizim medeniyet değerlerimizin içerisinde zenginin fakire düşman olduğu bir yapı veya fakirin zengine düşman olduğu bir yapı yoktur. Niye? Çünkü bizde fakir şükretmeyi bilir. Kanaat sahibidir. Zengin de zekatıyla, sadakasıyla o fakiri gözetir. Onun için arada düşmanlık kalmaz. Ha bunu yerine getirmeyenler hesabını ölüm ötesinde öder, verir. O ayrı bir konu. Bu bizim medeniyetimizin gereğidir. İnancımızın gereğidir. Ve bunu söyleyince bunu o zaman bir Sayın Obama'ya da söyleyin dediler bana. Dedim söylerim. Ve konuştuk. Şimdi bunlar farklı şeyler. Ve hala bakın erteleniyor. Değerli kardeşlerim, şu anda bizim sağlıkta yaptığımız reform hiçbir dönemde hamdolsun yapılamadı. Bu dönüşüm
Sadece sağlıkta olmadı biliyorsunuz. Şehirleşmede de oldu. Şimdi biz toplu konut olarak bu konutları şehirlerimizde niye yapıyoruz? Bu dönüşüm olsun diye. Birçok yerlerde gecekondu alanlarında kentsel dönüşüm, değişim bunları niye yapıyoruz? Bunun için. İşte Trabzon'da Zigana Vadisi'ni düşünün. Neydi, ne oldu? Daha yapacağımız orada çok işler var. İnşallah çok daha güzellikler olacak. O harabe yerleri, buraları hepsini değiştireceğiz. Şehrin merkezindeki bu çimento fabrikası falan bunlar kalkacak. Dün söyledim ben Erdoğan Bey'e. Otur dedim, buranın sahipleriyle görüş. Belediye başkanımız, oturun görüşün. Ve artık deyin ki 2015 sonuna kadar bizi bekletme. Şehrin tam içinde böyle bir çimento fabrikası buraya yakışmıyor. Artık neyse bedeli, bedelini ödeyelim. Artık buradan çık. Ha burada bir şey yapacaksın. Ev, konut neyse. Gel burada onu yap. Ama burada bir çimento fabrikası bizim bu güzel Trabzon'umuza yakışmıyor. Değerli kardeşlerim, biz tabii özellikle kalkınma planlarında Milli Eğitim Şuralarında görüşülen, analiz edilen, değerlendirilen konuları gündeme taşıyor. Belli bir süreç içinde belli hedefler doğrultusunda kararlarımızı alıyoruz. Eğitimde olduğu kadar eğitim reformlarında da en öncelikli dikkate alacağımız kesim öğretmenlerimizdir. Reform süreçlerini öğretmenlerimizle birlikte inşallah geleceğe taşıyacağız. Öğretmenin dışlandığı, özellikle de anaokuluyla birlikte 13 yıl insana sabırla emek veren öğretmenin horlandığı sistemler, sağlıklı sistemler olamaz. Hepimizin hayatında odak noktası olan öğretmenlerimizi yeniden merkeze taşıyacağız. 9 ayda öğrenciye test çözme tekniği öğreten öğretmen kadar, tekrar ediyorum, 13 yıl boyunca öğrenciyi adeta bir elmas gibi sabırla işleyen öğretmenimize de vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Öğretmenlerimiz inşallah bizlere destek verirse, inanın bu reform süreçleri daha sağlıklı işleyecek, daha hızlı işleyecek, hedeflere daha kısa sürede ulaşacağız. Türkiye'de güzel şeyler oluyor, hiç endişe etmeyin. 11 yıl önce bir kar tanesi olarak başlayan reformlar şu anda bir kar topu olarak ilerliyor ve ilerledikçe büyüyor. Ve aynı zamanda da güzelleşiyor. Dünün sorunları bugün artık çözüm yolunda. İnşallah bugünün sorunları da yarın çözüm yoluna girecektir. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha Trabzon'daki öğretmenlerimizin şahsında, Türkiye genelinde tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Emeğiniz, sabrınız, fedakarlığınız için şahsım, milletim adına sizlere şükranlarımı ifade ediyorum. Her birinize tek tek başarılar diliyor. Öğrencilerinize selamlarımızı götürmenizi sizlerden istirham ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.